Hizmet söz konusu olduğunda biz yetinmiyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Zeytinburnu'nda Marmaray Zübeyde Hanım Parkı açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Kara İsmailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü son tabliye yerleştirme töreni için geri sayımın başladığını hatırlattı. İki gün sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Çanakkale 1915 Köprüsü'nün son tabliye yerleştirme törenini gerçekleştireceğiz. 2023 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak. Feribot hareket ettikten sonra 30 dakika süren ve kuyrukta geçen veya hava durumuna göre saatler sürebilen Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini sadece 6 dakikaya düşürüyoruz. 18 Mart 2022'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde 1915 Çanakkale Köprüsü'müzü ve 100 kilometrelik Malkara Çanakkale otoyoluyla birlikte açacağız. Kara İsmailoğlu projeleri bitirme gayretinde olduklarını belirterek İstanbul'daki devam eden metro altyapı çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. 80 kilometre uzunluğundaki Marmaray parkurunda hizmet veren Manlio Marmaray Banlio hattı ve Levent Hisarüstü metrosunun ardından İstanbul şehir içi raylı toplu taşıma altyapısının gelişmesi için 103.3 kilometrelik 7 ayrı hatta İstanbul genelinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunları sıralarsak ilk olarak 3 gün önce test sürüşlerini başarıyla gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin en hızlı metrosu Beşiktaş, Gayrettepe, Kağıthane, Eyüp, İstanbul Havalimanı metrosu. Marmaray hattımızın Halkalı'dan devamı olan Küçükçekmece, Kayaşehir, Başakşehir, Arnavutköy, İstanbul Havalimanı metrosu. Pendik, Tavşantepe, Sabiha Gökçen metrosu. Bakırköy sahil, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Kirazlı metrosu. Başakşehir, Çam ve Sakura Hastanesi, Kayaşehir metrosu. Altınzade, Ferah Mahallesi, Çamlıca, Bosna Bulvarı metrosu. Ve Zeytinburnu'ndan başlayıp Gazlıçeşme, Yedikule, Samatya, Yenikapı, Çatladıkapı, Kumkapı'dan Sirkeci'ye kadar uzanan içerisinde raylı sistem toplu taşıma hattının yanında yürüme yolları, bisiklet yollarının ve sosyal alanların olacağı kentsel ulaşım ve rekreasyon projesidir. İnşallah 2023 yılı içerisinde bu projelerin tamamını bitireceğiz.